Kola sever dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben Harun ve bugün sizinle birlikte stüdyodayız. Event hakkında konuşacağız. Yani yeni gelen bu Universe eventi vardı ya. Her sene düzenleniyor. Egant'tur, Paskalya şey yani. Paskalya neyi denir? Günü mü? Paskalya haftası mı? Ne deniyor? Öyle bir şey deniyor ya ona. Başka neler oluyor? Yılbaşında oluyor. Cadılar Bayramı oluyor falan filan. Paskalya günü. Aynen. Yumurtası değil, hayır. Öyle bir şey. Gençler, oturabilenler otursun. Koltuğun arkasına geçin lütfen. İkinci koltuk var ya, ikili koltuk. Onun arkasında sıra olun. Yukarıda. Daha hoş olur. Ben hemen o zaman kalkayım madem önünü duracaksınız. Event hakkında konuşacağız. Evet. Adımı okur musun? Şimdi herkesin adını okumayalım. Videoda bu arada beğenmeyi unutmayın baştan. Şimdi söyleyeceklerim şunlar. Hemen ben bir şey sayfama geçeyim. Event sayfama. 3 adet oyun var yine. Her zaman olduğu gibi yine Universe Event'inde 3 adet oyun var. Oyunlardan biri Fashion Famous. İkincisi Turtle Island. Üçüncüsü de Make a Cake. Şimdi bunlar hakkında konuşacağız. Eğer eventi tamamlarsanız ve tüm eşyaları alırsanız Grand Prize'ı alıyorsunuz. Ki bu da Eylül'ün 26'sında verilecek. 26 Eylül'de bu, eğer her şeyi toplarsanız 26 Eylül'de büyük ödülde kazanacaksınız. Ayrıca eventle gelen 2 adet eşya var ve bunlar bedava bir şekilde alınabiliyor katalogdan. Oradan da alabilirsiniz. Şimdi herkes bu rengarenk kanatlar var falan. Bunlar nasıl aldılar bunlar falan diyorsunuz. Hani oyunla alakalı da değil. Tipiymiş yalnız şu karakter. Jack. Vay, tamam, bizim Jack gelmiş. Hoş geldin. 2 adet gear var. Gearlardan bir tanesi şu arkasında gördüğünüz çanta. Diğeri de bir robot. O da gear olması gerekiyor. Pardon, 2 gear yok. Bir gear var, bir de backpack var. Yani back, accessories back bölümünde. Şimdi prize'lara, yani ödüllere geçelim. Oyunlardan gelen ödüllere. Normalde biz şu şekilde, şu duvara, gördüğünüz duvara eventteki eşyaları, oyunları ve büyük ödülü falan koyuyorduk. Hani o şekilde bir event videosu çekiyorduk. Ama bu daha farklı olacak. Bu sefer ekrana vereceğim görüntüleri. Çünkü onunla uğraşamadım stüdyoda. Şimdi Fashion Famous. Bu biraz daha böyle kızlar için yapılmış bir oyun. Ama geçen eventte de olduğu gibi bu eventte de Roblox sağ olsun aynı oyuna vermiş. Yapmanız gereken eventi kazanabilmek için birinci olmak, ikinci olmak ve üçüncü olmak, bu kadar. Oyunu yapmak kolay, çok basit. Arkadaşlarınıza girerseniz çok daha basit oluyor. 5 puan vererek kendinize kurtarıyorsunuz. Herkes bir kıyafet giyiyor. Giydiği kıyafetlere göre derecelendirmeyle puan alıyorlar. Falan filan bu şekilde. Oo, bu karakter. Aman tanrım, o nasıl bir kol. Evet. Bayağı eski olması lazım o. O bayağı eski. Her neyse. Ne diyordum? Aynen. Çok kolay. 2 adet eşya geliyor. Bir sırt çantası geliyor ki kare olanlar için yapılmış bir sırt çantası daha çok. Yani şu arkadaş gibi veya diğer arkadaş gibi. O sırt çantasını güzel, yani hepsi güzel. Ona bir şey demiyorum. Bir sırt çantası var ve bir de gear'ı var. Köpek gear'ı. Bunlar Fashion Famous'tan geliyor. Dediğim gibi bunu yaparak alabiliyorsunuz. Gençler, önüme geçmeyin. Arkamda durun. Çünkü ben önüme bakarak şey yapıyorum. Yani önümde durursanız bir şey anlaşılmıyor. Turtle Island'a gidelim. İkinci oyun. Bu oyunda da biraz sıkıcı. Yani yapmak sıkıcı. Bu nasıl bir oyun falan diyorsunuz yaparken. Ben bir günde yapmaya çalıştım. Yaklaşık 2-2,5 saatte falan bitti. Ki bunun 1,5 saati Make a Cake'de geçti ama. Yani sağlam şey yapıyor. Fashion Famous biraz uzun süren bir oyun. Turtle Island çok uzun sürmüyor. Yaklaşık 15 dakikada bitirebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey oyuna girip birkaç görev var. Sağ alt köşede task diye bir bölüm var. Oradan taskleri tamamlayarak oyunu event eşyalarını almaya çalışıyorsunuz. Bu ikisini de alıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde alabilirsiniz yani. Turtle Island kolay bir oyun. Bir adet gear veriyor. Elinde böyle bir fırça tutuyorsun falan. Boya fırçası, zaten ekranda görüntüleri var. Bir de bir gözlük geliyor. O gözlük hoş. Herkes kullanırsa tabii hoşluğu kalmıyor. Öyle yani. İngilizcesi zaten biraz olanlar oyundan anlayacaklardır. Ne yapması gerektiğini en azından. Turtle Island bu kadar. Gençler, bir çok toplanmayın ya. Hani şöyle sıra olursak çok daha hoş olur. Önünde durmak yerine böyle bir sıra şeklinde.
Peki. Son oyunumuz Make a Cake. Bu da gerçekten benim zorlandığım bir oyun. Aslında çok zorlanacak bir şey yok ama gerçekten zor. Hani ne yapman gerektiğini anlamak zor yapıyor ve VIP serverda olmadığınız için insanlar sizin yapmanız gereken şeye bulaşıp yapmanız gereken şeyi bozabiliyorlar. Bu yüzden biraz sıkıntılı. Make a Cake'de yapmanız gereken, pardon, ilk önce şeyleri yapalım. Şu herkes de gördüğünüz şu an neredeyse %90'ında takılı olan şu gökkuşaklı kanat. Yani bu wing kanat. Hoş bir kanat ama herkes takınca hiç hoşluğu kalmıyor. Hiçbir şey diyemiyorum. Şimdi herkes bunu taktı ya. Ben de buna hani bir karşı çıkmak adına böyle kendimle bir şey yaptım. Arkama böyle bir kanat taktım. Bu da bedavaydı. Büyük ödülle verilmişti Grand Prize'a. Gençler şöyle koltuğa oturalım bu sefer. Arkama geçin falan. Aynen. Make a Cake'de yapmanız gereken ilk önce bir robot var. Robotla konuşuyorsunuz ve haritada belirli olan birkaç şeyi alarak tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bir pasta yapıyorsunuz. O 3 adet eşya var. Bunları toplayarak pasta yapıyorsunuz ve pastayı robota veriyorsunuz. Tamam. Bunu yaptığınızda zaten kanadı alıyorsunuz. Ama gelelim robota. Robot bir gear. Yani gear'lar hiçbir önemi yok benim için. Roblox'ta benim için en azından. Ama hani almak için, en azından büyük ödül almak için alınabilecek bir gear. Bunu yapmak gerçekten zor. Haritanın bir kısmında olan makineler bölümünde ilk önce hamur alıyorsun, pişiriyorsun, bilmem ne yapıyorsun, şeyden geçirip pasta yapıyorsun. Hamurla pasta yapılır mı dersen, evet biraz tuhaf oldu. Hani bu işlemi yapıyorsun ama bu işlemi yapmak gerçekten çok zor. En az 15 seçenek var ve bunlardan bir tanesi sadece eventteki eşyaları yapabilmeni sağlıyor. Zorlandık. En azından ben 1 saatte falan yaptım. 1,5 saat bile olabilir. Hani zorlayıcı bir event. Hatta bir kez Alt+F4 çekip oyundan çıktım. Sonra tekrar girdim. Biraz araştırma yaparak. Eventin tek bence gıcık olan tarafı Make a Cake oyunu. Şimdi oyunların güzelliğinden bahsedecek olursak. Make a Cake hani asıl teması güzel ama tasarımı çok berbat. Hani her yer parlıyor, her yerde bir neon var. Daha çok küçük çocuklar için tasarlanmış bir oyun. En azından şu arkadaki görüyorsunuz kanatlar gibi. Her yer rengarenk. Yani çok rengarenk. Pek sevmedim. Ama konsepti iyi. Yani 10 üzerinden bir puan vereceksem bir 5-6 veririm herhalde. Fashion Famous. Oyun gerçekten uğraşılmış ve gerçekten güzel yapılmış bir oyun. Jailbreak tarzında bir oyun. Yani Jailbreak gibi uğraşılmış bir oyun tarzında diyemeyiz. Çok güzel. 10 üzerinden kaç verirsin dersen 9-8 olabilir. Öyle bir hani çok araştırıp her yönünü görmedim. Sadece gördüğüm kadarıyla gerçekten uğraşılmış bir oyun. Turtle Island'a gelirsek çok fazla uğraşılmamış ama birkaç dakikanızı ayırabileceğiniz bir oyun. Yani birkaç 10 dakika belki. Belki yarım saat maksimum. Bundan sonra artık oynamazsınız. Veya günde 5 dakika falan oynayabilirsiniz. Ben en azından bunu düşünüyorum. Bu arada Murat da gelmiş. Murat hoş geldin. Nasılsın? Sesin çok az gelecek. Boşuna konuşma hiç istersen. Her neyse. Aynen. Peki o zaman. Event bu kadar. Oyunlardan bahsettik. Son olarak büyük ödülden bahsedeceğim. Grand Prize'den. Grand Prize'da şu an ekranda görüyorsunuz. Bu ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Kimsenin bir fikri yok. Bu bir sırt çantası mı? Gear mı? Gearsa bence çok berbat bir şey. Hiç yani yapılacak bir şey değil. Şapkaysa belki güzel bir şey olabilir. Hani omuzda duran bir şeyse olabilir. Yakada durmaz. Yani bir şey karar veremiyorsun. Bunun ne olduğu hakkında bir fikrin olamıyor. O yüzden biraz sıkıntılı. Ya ben gene de yaptım. En azından o büyük ödül alabilmek için. Sonradan lazım oluyor. Yani gördüğünüz gibi şu anki kanadım mesela. Öyle yani. Grand Prize'ı almanızı öneriyorum ben de. Alın her şeyi yapın. Yani eventler önemlidir en azından. Güzel eşyalar toparlamış olursunuz. Bu kadar diyebileceğim. Haritada ben biraz gezeyim. Gelin gençler. Ağaca tırmanalım mı? Haritada böyle bir poz verelim. Gençler herkes dizilsin. Yan yana büyük bir poz verelim. Önüme falan geçip bir şeyler söylemeyeyim. Boşuna zaten okuyamam. Çok kişi var. Bayağı kişi var hatta. Evet. Son olarak bir reklam yapacağım. İki reklam yapacağım daha doğrusu. Üstümdeki kıyafeti görüyorsunuz. Önümden çekilmediğiniz için şu an dağılmak zorundayım.
Bu kıyafeti yaptım. Onu da hani HR yazdım en azından. Murat'ın üstünde gördüğünüz var ya. Murat'sa veya şeyin. Kimin şu an tam ismi Dark Lord'un üstünde gördüğünüz gibi. Koala ya da One Breath. Koala şeyini çıkarttık. Aslında çıkartmadık. Sadece bunu öylesine yaptım. Gene koalayı giyeceğim her zaman. Bir HR falan yazdık. İşte öyle. Güzel, hoş bir şey oldu. Hani almak isterseniz alabilirsiniz. Biraz fiyatı tabii birazcık fazla. Yani azından zorlayabilir. 30 Robux yaptım. Herkes almasın diye. Asıl grup kıyafetimiz çünkü şu bizim koalalı olan. Ben bunu sadece öylesine yaptım. Hoşuma gitti falan. Kendim belki giyerim diye ara sıra. Ayrıca bir de Instagram hakkında konuşacağız. Instagram'a da katılmayı unutmayın. Instagram'da hani gerçekten hoş şeyler yapıyoruz. Çekiliş de yapmayı planlıyorum. Birkaç çekiliş yapacağım. Onlara da bakarsınız. Peki gençler, videoyu burada bitirelim. Ya ben 100 beğeninden daha az geleceğini düşünüyorum. Ya da en azından 100 beğeniye çıkar. Evet, o zaman videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buradaki herkese de bir kalp gönderiyorum. Ayrıca Murat'a da buradan bir selamlar. Blue Knight'a. Ben kendimi göremiyorum. O zaman hoşça kalın. Bay bay.